Bismillahirrahmanirrahim. Gozier'i anlamak başlıklı sunumumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burada daha ziyade Gozier'in bilinmeyen yönlerine dikkat çekerek onun olabildiğince bilimsel, serin kanlı, tarafsız, objektif bir biçimde incelenmesine, tanınmasına bir hazırlık niteliğinde bir sunum yapmaktır amacımız. Bunu da yine olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Birincisi, Gozier bir önceki sunumda da vurguladığımız gibi temelinde monoteizm, tevhid aşığı, batılı bir bilim insanı olup putperest unsurlarla dolup taşan Hristiyanlıktan nefret edecek kadar hoşnutsuzdur. Hristiyanlığı hiç sevmemektedir. Sebebi de tamamen Hristiyanlığın bünyesinde barındırdığı putperest unsurlardır. Yahudilikte tevhid temelli bir reform yapılmasına çabalamıştır. Ancak bunda başarılı olamayınca tevhidin son adresi olarak İslam tevhidini ortaya koymaya yönelmiş, evrensel tevhid projesini İslam üzerinden hayata geçirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Gozier'in bütün bu 600-700 civarında olduğu söylenen çalışmalarının en üst, en nihai amacı budur. O yüzden bilhassa İslam Kültürü Araştırmaları adlı eserinde orijinal İslam'ın üzerine birikmiş olan asırlık tortuları, bilhassa hadis rivayetleri şeklinde bünyeye sızanları temizlemeye yönelmiştir. İkincisi, Gozier reformist Yahudilik hareketine mensup olduğu için İslam dünyasındaki reformist yenilikçi hareketlere sempati duyan ve bu hareketin önderleriyle irtibat halinde olan, onlara sempati duyan birisidir. Afgani gibi, Kevakibi gibi daha o dönemde yani çağdaş yenilikçi İslam düşüncesinin başladığı 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarındaki hemen hemen Mısır eksenli olmak üzere oradaki Mısır, Suriye, Şam, o bölgedeki Filistin, bölgedeki bütün Müslüman entelektüellerle tanışmış ve onlarla fikir alışverişinde bulmuştur. Bu yenilikçi İslam düşünürlerinin geleneğe olan yani İslam geleneğine olan eleştirel yaklaşımlarından da zihniyet ve metot olarak etkilenmiştir. Dolayısıyla Gozier sadece Batı'daki eleştirel tarihi ve filolojik yöntemleri değil, İslam düşüncesindeki eleştirel eğilimleri de tanımış ve bunlardan etkilenmiştir. Gozier, İslami rivayetler konusunda metot kurucu isimdir. Fakihlerin yöntemlerini yani İslam ulemasının özellikle fakihlerin, usulcülerin yöntemlerini takdir etmesi bakımından onların yöntemini kendisine örnek aldığı söylenebilir Hüseyin Akgün hocamızın ifadelerine göre. Yine Gozier'in İslam dünyasında yaptığı ziyaretler sonrasında İslam'ı ilk elden tanımış olması onun İslam'a ön yargısız bir biçimde yaklaşmasına yol açmıştır. Bu nedenle onun çalışmalarında İslam'la ilgili nefret ve ön yargı ifadelerine rastlamak oldukça zordur. Bakın bu çok önemli. Aynı zamanda Gozier'i İslam dünyasında samimi ve coşkulu bir ortamın pardon Gozier'i İslam dünyasında samimi ve coşkulu bir ortamın olması, dinin pratik hayata yansımaları, cuma namazı gibi oldukça önemli bir takım faktörler de Gozier'i cezbetmiştir. O yüzden mutlaka Müslümanlarla cuma namazı kılmak istemiş ve fiilen Kahire'de Müslümanlarla cuma namazını kılmıştır. Gozier'i uyguladığı metodun yanı sıra üslup açısından da bir dönüm noktası olarak görmek gerekir. Onun eserinde Geiger hocası Abraham Geiger ve diğerlerinin kullandığı pejoratif bir üsluba rastlamak mümkün değildir. Hatta İslam'a sempatisi o kadar övgüye şayandır ki bunların örneklerini vermiştik. Bunun nedeni siyasetle çok hemhal olmaması yani kolonyal oryantalizm diyebileceğimiz sömürgeciliğin hizmetindeki oryantalizmle arasının hiç iyi olmaması, gençlik yıllarında Müslümanları bizzat tanıma fırsatı bulması ve Müslümanların gündelik hayattaki yaşamından, hayat tarzlarından oldukça etkilenmesi, bunun yanında Gozier'in duygusal bir kişiliğe sahip olması sebebiyle İslam konusunda gerçekten sempatiyi de aşan, dediğim gibi hatta bazıları onun Müslüman olup olmadığını dahi kendi cemaatinden sorguladığına zaten işaret etmiştik. Bilinmeyen bir diğer husus, onun niyet okuma, onun hakkındaki şeytanlaştırma faaliyetlerinin bilimsel değerinin olmaması ayrı bir husus. Bir bilim insanı olarak bunu yakından tanıma çabasını da sergilememiştir bilhassa Müslümanlar. Halbuki bu insan belki de insanlık tarihinin tanıyabileceği nadir
bilim adamlarından bir tanesidir. Kendisinin Gauzier'i diğer batılı İslam araştırmacılarından farklı kılan en önemli bir özelliği de onun yaklaşık 40 bin ciltlik dev bir kütüphanesindeki İslami kaynakları inanılmaz bir biçimde tarama yeteneğidir. O yüzden ona text scanner, metin tarayıcısı lakabı da takılmıştır. Dolayısıyla bu inanılmaz bir biçimde bu muazzam kütüphaneyi tarayarak pek çok İslam aliminin, hatta pek çok çağdaş İslam entelektüelinin de farkında olmadığı pek çok pasajları İslami kaynaklarda derleyerek bizlere sunmuştur. O bakımdan Gauzier'in eserinin bu anlamda hiçbir batılı İslam araştırmacısı olmayan bir özelliği vardır. Dördüncüsü, Gauzier'in Müslümanlar açısından önemi onun Yahudi Hristiyan geleneğine ve antik olsun, modern olsun Batı kültürüne vakıf biri olarak İslam'a eklemlenmiş olan harici yabancı unsurların İslam geleneğindeki izlerini sürmedeki vazgeçilmez katkılarıdır. Çünkü özellikle klasik İslam uleması da bazı unsurların, İslam dışı unsurların hadis haline bürünerek bünyemize girdiğini söylemekle beraber bunları doğrudan o kaynaklarda inceleyerek ortaya koyan klasik dönemde herhangi bir İslam alimi pek çıkmamıştır. Çünkü o dilleri bilen İslam alimi pek olmamıştır. Günümüzde de bu batıdaki dilleri bilen işte Grekçe, Latince, İbranca, Süryanice ve bu kaynakları tarayan ve bunların İslami literatüre, özellikle hadis literatüre nasıl bir etkisinin bulunduğunu gösteren araştırmalar hemen hemen çok azdır. Bu anlamda Gauzier'in bu formasyonu bizler için büyük bir imkandır. Çünkü en azından onun bahsettiği işte şu hadiste bahsedilen şu husus, bakın bunun aynısı Roma hukukunda şurada vardır, Süryani bir falan kitabı vardır. Bunu açıp bizim de en azından mukayese ederek doğru mu yanlış mı söylüyor bunu kontrol etme imkanımız var. Ama o paralellikleri kurmak bakımından Gauzier'in İslam araştırmalarına, özellikle hadis araştırmalarına katkısı inkar edilemez. Beşincisi, Gauzier sadece İslam araştırmaları değil, İslam öncesi döneme dair araştırmaları itibariyle de İslami öğretinin neyi nereden alıp nereye götürdüğünü gözler önüne sermesi bakımından da çok önemlidir. Özellikle İslam kültür araştırmalarının birinci cildi gerçekten de Kur'an'ı anlamak için, İslam'ın kuruluş dönemini anlamak için olmazsa olmaz bir niteliktedir. Orada bu bölüm okuduğu zaman Mekke toplumunun İslam vahyine niçin bu kadar sert tepki verdiğini İslami kaynakların anlattığından çok daha açık, net biçimde anlamak mümkün olacaktır Gauzier'in bu birinci ciltte anlattıklarından dolayı. Ayrıca dediğimiz gibi İslam gelmeden önce durum neydi? Sonra İslam ne yaptı? Bunların bu fotoğrafın tamamını görmek için de İslam öncesi döneme dair gerçekten de son derece önemli ve değerini hala koruyan araştırmalar sergilemiştir birinci ciltte. Dolayısıyla bu açıdan da önemlidir. Kur'an vahyine Mekke toplumunun tepkilerini anlamak için İslam Kültür Araştırmaları adlı eseri hala tazeliğini ve önemini koruduğu gibi hadis tarihi ve literatürüne dair araştırmaları da çok büyük oranda tazeliğini ve değerini korumakta olup İslam dünyasındaki dini eğitim öğretim kurumlarında malzeme olarak kullanılması dahi mümkündür. Özellikle ikinci ciltte İslam kültür araştırmalarının ikinci cildinde mesela örnek olarak bütün bölümler öyle ama hadis edebiyatı ile ilgili bölüm hala o 100 sayfalık metini aşan bir metin İslam dünyasında Arapça, İngilizce mevcut değildir. Dolayısıyla hala tabiatıyla bunlar güncellenmesi gerekir. Gauzier'in döneminde olmayan yeni kaynaklar yayınlanmıştır kuşkusuz. Ama genel olarak hadis edebiyatına yönelik değerlendirmeleri son derece önemli ve iyi bir örnek teşkil edecek niteliktedir. Hala yüksek din eğitim kurumlarında ders materyali olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bunları satır satır virgülüne kadar bunları okumuş biri olarak söylüyorum. Bununla ilgili detaylı değerlendirmeleri tekrar söylüyorum. HayriKirbasoğlu.net web sitesinde Gauzier'i anlamak, Understanding Gauzier başlıklı İngilizce, Türkçe, Arapça malzemeler içeren dosyada bulabilirsiniz.
Bu dosyanın son bölümü, bu sözünü ettim. Bu kitapla ilgili benim kişisel değerlendirmelerim 150 sayfa. Orada bunlarla ilgili kaynaklara dayalı detaylı değerlendirme bulabilirsiniz. Bizim amacımız bu dosyaya ve bu dosya üzerinden Gozier'e yapılan haksızlıklara ve Müslümanların bu haksızlıklarına yol açan etik zaaflarına, bilim etiğine aykırı tutumlarına dikkat çekmek ve tekrar Gozier'in bilimsel ahlaka uygun biçimde, Müslümanın dürüstlüğüne ve ahlakına yarışır biçimde yeniden incelenmesine vesile olmaktır. Üzgünüm, bağlantı ile ilgili sorunlar yaşıyorum. Lütfen biraz sonra yeniden deneyin. Altıncısı, Gozier'in bütün araştırmalarında muhatabı Müslüman okurlar değil, Batılı okurlardır. Bu çok önemli. Müslümanlar onun kitabından okuduğu zaman bunları Müslümanlara yönelik olarak, kitap olarak kabul ediyorlar. Orada Müslümanların genel kabulleriyle uyuşmayan hususlar görünce bunu İslam'a düşmanlık olarak algılıyorlar ki hatanın bir sebebi de bu. Çünkü Gozier tamamen bütün yazılarını tamamen Batılı okuyucu için yazmıştır. Sadece sanıyorum bir tek kitap yazmıştır. Bosna Hersek'teki Müslümanlar için bir ders kitabı. Onun dışında bütün yazdıkları bildiğim kadarıyla tamamen Batılı okuyucusunu, dolayısıyla onların mantalitesini, onların kültürünü, onun terminolojisine göre yazmıştır. Bunu asla asla ıskalamamak gerekir. Gozier'in eseri İslam dünyasını eleştiri mahiyetinde gibi gözükse de aslında onun eseri eleştiri yanında İslam dünyasını övgü mahiyetindedir. İslam akidesine yaptığı sürekli vurgular bunu göstermektedir. Gozier gibi bir ilim adamı olmasaydı Batı'da İslam'la ilgili bu kadar derinlikli araştırmaların yapılması ve Müslümanlara bu kadar müspet üslubun kullanılması mümkün olmayabilirdi Hüseyin Akgün hocamızın ifadesine göre. Yedincisi, bilhassa hadis araştırmalarında Gozier'den sonra onun güvenilmez kabul ettiği isnat sistemini ciddiye alan, daha sofistike, istatistiki analizlere yönelen çağdaş oryantalizmin sergilediği bütün bu çabalara rağmen, ki bunlar hep Gozier'in yaklaşımı eleştirmeye yönelikti. Bütün bu çabalara rağmen dönüp dolaşıp bugün tekrar Gozier'in benimsediği yaklaşıma geldiğimizi Daniel Brown bir makalesinde açıkça ifade etmektedir. Aynen öyle demekte. Evet, Gozier'den sonra onu eleştiren ondan farklı pek çok yöntemler uygulanmıştır. Ama bugün gelinen noktada bunlar da sadra şifre olmamıştır. Ve bugün 100 sene sonra geldiğimiz noktada yine Gozier'in geldiği noktadayız diye açıkça ifade etmiştir Daniel Brown. Başka kitaplarda da var Türkçe çevrilen. Sekizincisi, İslam dünyasında Gozier'i anlamak için değil, ön yargılı bir biçimde karalamak için çaba sarf edilmiştir. Ayrıca Gozier'in eserlerini orijinalinden inceleyerek değerlendirme yapan çok nadirdir. Genelde ikinci, üçüncü dereceden çeviriler ki çevirilerin çoğu yanlıştır. Aslında Gozier gayet doğruyken çeviri sebebiyle yapılan yanlışı Gozier'e izafe etme durumu ortaya çıkmıştır. Biraz Arap dünyasında. Bunlar da orijinal eserlere başvurmamanın getirdiği maalesef hatalardır. Arap dünyasında Gozier'i doğru anlayan belki de tek isim Mısırlı felsefeci Abdurrahman Bedevi olduğu söylenebilir. Türkçe'de ise tamamen Gozier'in Almanca eserlerini inceleyerek fevkalade önemli bir araştırma yapan doçent doktor Hüseyin Akgün olmuştur. Bunu tartışmasız söyleyebiliriz. Bunun dışında yazılanların kair ekseriyetinin bilimsel değeri olmayan, bilimsel tarafsızlıktan uzak, ön yargılı, karalama yazıları olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Buna Diyanet Vakfı İslam Mansubesi'ne yazılanlar da dahildir. Dokuzuncusu, sadece İslam dünyasında değil, Batı'da da Gozier'in yeterince sağlıklı bir şekilde anlaşıldığı söylenemez. Pek çok batılı araştırmacı onu parçacı ve dar bir perspektiften ele almış, onun ne yapmak istediğine dair büyük fotoğrafı görememiş ya da görmezden gelmiştir. Bu durumun belki de en önemli istisnası 2012 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde David Mushfik tarafından hazırlanmış ve savunulmuş olan Ignaz Gozier and the Rise of Islamic Wissenschaft as a Science of Religion adlı doktora tezidir ki bir din bilimi olarak İslam bilimin doğuşu ve Gozier diye gerçekten de Gozier Batı'da İslam bilimin kurucu babası olarak kabul ediliyor. Orientalizmden ayrı bir kategori olarak. Ama daha iddialı bir niteleme söz konusuysa o da aslında Gozier'in İslam üzerinde çalışmaları oryantalistik çalışmalar olmaktan ziyade ya dinler tarihi çalışmaları tarzındadır veya yine
David Bushfick'in ifade ettiği gibi İslam kültür tarihçisi olarak, bir kültür tarihçisi olarak İslam'a yaklaşmıştır ve gerek hadis kitapları, gerek siyer kitapları, tarih kitapları, edep kitapları, yani İslami edebiyatın tamamını kullanarak bu literatür üzerinden orijinal İslam'ın tarih boyunca geçirdiği gelişmelerin izini sürmeye çalışmıştır. Bunun da arkasında yatan amaç, tekrar vurgulayalım, o orijinal hayran kaldığı İslam'ın tevhidini temsil eden Muhammedilik dediği veya Ur İslam, Genç İslam dediği İslam'ın üzerine birikmiş olan asırların biriktirdiği tortuları ayıklayarak o tekrar İslam'ın saf tevhidini ortaya çıkarmaktır. Böyle ulvi bir amaca da yönelmiştir Gozier. Onuncusu, sonuçta Gozier'in 600-700'ü bulan kitap, makale ve diğer türden eserlerinin 100 yıl içerisinde yayımlanan yeni kaynaklar ışığında gözden geçirilmesi gereken yönleri olmasına rağmen bilhassa İslam Kültür Araştırmaları adlı eseri hala büyük ölçüde değerini korumakta ve İslam dünyasındaki ilim adamları tarafından aşılmayı beklemektedir. Henüz aşılmış değil. Onun çalışmalarının yanlış ve eksik yönlerine gelince bu hususta hangi bilim insanı bu gibi zaaflardan uzak kalabilir ki? Yani İslam ulemasının bütün yazdığı eserler hatadan, eksiklikten münezzeh mi? Hayır. Gozier'in de kesinlikle yazdıkları, ki bunları bu dosya içerisinde Gozier'e yönelik eleştirileri de, hatta benim eleştirilerim de dahil, bunları hepsini kaynaklı olarak dipnotlarda veya metinde görebilirsiniz. Dolayısıyla hiç kimse bu zaaflardan uzak kalamaz. Türkçe'de düşmez kalkmaz bir Allah, Latince'de errare humanum est, Arapça'da celle men la yuhti deyimleri, ki hepsi aynı anlama gelir, yani hata etmeyen sadece Allah'tır anlamına gelir, bu insani olgunun ne kadar tabii ve kaçınılmaz olduğunun veciz ve evrensel ifadeler olsa gerektir. Bütün bu anlatılanlar ve daha fazlası için, dediğim gibi, amacımız bir Gozier güzellemesi yapmak da değil, Gozier'i şeytanlaştıran Müslümanlara cevap vermek de değil, sadece Batı'dan ziyade İslam dünyasında Gozier'i ve eserlerini anlamak gibi ciddi bir çabanın sarf edilmemiş olması, Gozier'i kendi orijinal eserlerine dayanarak tanıma cihetine giden İslam alimlerinin sayısının çok az olması, Abdurrahman Bedevi gibi birkaç hariç, bunun dışında yazanların tamamen ideolojik, gerçek olmayan, İşte onun Siyonist olması gibi, onun Yahudi olunca otomatikman İslam düşmanı oluyor gibi akla ziyan yaklaşımlardan hareket eden, çoğu hakaret amiz, onu aşağılamaya, şeytanlaştırmaya yönelen yazılar. Bu yazılar hala artarak devam etmektedir. Bunlarla ilgili de bu dosyada değerlendirmeler vardır. Amacımız vefatının 100. yıl dönümünde 13 Kasım 2020'de vefat eden Gozier'in 13 Kasım 2021'de ona yapılan, bazı Müslümanın ona yaptığı haksızlığı düzeltmek ve tekrar onun bilim insanı olarak hak ettiği şekilde bilimsel zihniyet ve metoda uygun olarak incelenmesine vesile olmaktır. Bunun dışında herhangi bir amacımız söz konusu değildir. Ben Gozier'le ilgili bu iki sunum sonucunda bu önemli batılı araştırmacının eserlerinin daha fazla dilimize kazandırılarak onun bizatihi kendi eserlerinden doğrudan aracılar olmaksızın doğrudan tanınmasına çalışmanın en doğru ve en ahlaki, en dürüst yol olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemlerde bu yönde çalışmaların yapıldığını görmek ümidiyle hepinize tekrar hoşça kal diyorum ve sizleri Gozier'le baş başa bırakıyorum.